Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere fonksiyonlardan bahsedeceğim. Bu dersi aslında iki fonksiyon haline çevireceğiz. İki fonksiyon derken, iki fonksiyondan kasıt nedir? Birincisi, değer döndürmeyen. Var. Bir de değer döndüren bunlar. Şurayı da yumuşak G yapalım. Evet arkadaşlar, şöyle yapalım. Fonksiyonlar değer döndürmeyen fonksiyonlar, değer döndüren fonksiyonlar şeklinde ikiye ayırabiliriz. Bunlar da içerisinde değer alan fonksiyonlar ve değer almayan fonksiyonlar şeklinde ikiye ayrılır. Bu arada bunlar da içerisinde ayrılır. Ama biz genelde değer döndürmeyen ve değer döndüren fonksiyonlar şeklinde ikiye ayırıp bunları her iki fonksiyon çeşidinde de kullanabiliyoruz. Şimdi bunlar nedir, ne değildir? Dönüş değeri, yani değer döndürmeyen fonksiyonlar void fonksiyonlardır. Mesela çarpma diyelim. Integer sayı 1 virgül integer sayı şeklinde olsun arkadaşlar. Fonksiyonlarımızda. Bir de ne yapsın bu fonksiyonumuz? Bir out sayı 1 artı sayı 2 şeklinde bir şey yapsın. Burada da yapma 5,1. İlk sayımız 5, ikinci sayımız 2 olsun. Şimdi arkadaşlar mesela şunu bir çalıştıralım. Ne olacak? Sonra da açıklayacağız. Bakın arkadaşlar. Şu yukarıda yazmış olduğum ifade değer döndürmeyen ama değer alan fonksiyonlar. Şöyle diyelim. Değer alan fonksiyonlar evet arkadaşlar, bunlar bu şekilde. Şimdi şöyle, bu çarpma işlemimiz, yani çarpma fonksiyonumuz ne yaptı ona bakalım. İki tane integer bir değer aldı. Bakın, değer alan fonksiyonlar. İki tane integer değeri sonra çarptı ve sonucu ekrana yazdı. Az önce gördüğümüz şekilde. Şimdi arkadaşlar, biz bir tane de değer de almayan bir fonksiyon yazalım. Void eğer almayan. Camel case yapısıyla kullanılır arkadaşlar bu arada fonksiyonlar. Küçükle başladılar. İlk kelimeleri küçüktür. İkinci ve daha sonraki kelimelerde büyük harfle başlar. Bunu da dipnot olarak geçelim arkadaşlar. Camel case yapısı ya da isimlendirme yapısı şeklinde araştırma yaparsanız bunları da bulabilirsiniz. Yani de tabii biz de bunlardan bahsetmiş olacağız.
Direkt suya out deyip mesela merhaba beyaz biz değil. Dedi. Mesela dedik örneğin. Şu çarpmayı kapatalım. Burada da değer almayan yani az önce yaptığımız ifadeyle şu farklı olur tabi. Şimdi çarpmayı şöyle yapalım. Şimdi bu case mantığında yazarsak daha doğru arkadaşlar. Değer almayan. Böyle yapıyoruz. Bu arada fonksiyonun çağrılık şekli bu şekilde. Şöyle bir çalıştıralım. Bakın arkadaşlar. Bu da sonuçta ekrana değer bastıran bir fonksiyon olmuş oldu. Ama nasıl oldu? Hiçbir değer döndürmeyen ve değer almayan. Değer döndürmeyen derken onu bir sonraki dersimizde göreceğiz arkadaşlar. Yani şuradaki dönüş tipi void. Yani hiçbir şeye döndürmediğini ifade ediyor. Şimdi fonksiyonlarımızı açıklayalım. Şimdi arkadaşlar void dediğimiz gibi hiçbir değer döndürmeyen ama iki tane sayı değeri alan bir çarpma işlemi oluşturduk. Buradaki sayı 1 ile sayı 2'nin çarpımı ekrana yazılmasını gösterdik. Bunu da çağrılma şeklimi çarpma parantez içinde birinci sayı, ikinci sayı şeklinde yazdık ve bu şekilde çağırdık. Sonra herhangi bir değer döndürmeyen ve herhangi bir değer almayan bir fonksiyon oluşturduk. Aslında fonksiyonun tam olarak karşılığı fonksiyonlar diyoruz ama metottur. Yani hani gerçek manadaki karşılığı aslında metottur. Ama biz fonksiyonlar diye alışmışız arkadaşlar. Bu şekilde kullanılıyor. Biz de bu şekilde kullanıyoruz. Yani aslında halk ağzındaki, yani halk arasındaki kullanımı fonksiyonlardır. Ama genel metot şeklinde kullanmanız daha uygundur yani aslında. Değer almayan bir fonksiyon olarak da bakın dönüş tipi tekrar void değer döndürmüyor ve değer almıyor. Ama ekrana bir çıktı basabildiğimiz bir fonksiyon yazdık. Fonksiyonlara bu şekilde giriş yaptık. Siz de kendiniz bunlarla ilgili örnekler yapabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.